yaptık karar çerçevesinin öncesinde savcılık makamının vermiş olduğu mütalayla sonuçlandı. Kamuoyunun da bildiği üzere davaya konu müvekkilim aleyhine isnat edilen suçlar cinsel saldırı ve hakaret suçlarıydı. Savcılık makamının mütalası şu aşamada hakarete ilişkin beraat istemi, cinsel saldırıya ilişkin bir tanığın uzaktan gördüğü bir beyan sebebiyle şu aşamada cezalandırılması şeklinde oldu. Tabii 3 senedir bu yargılama sürecini çok zorlu şartlar altında ve çok dava dışı yaratılan bir kamuoyu baskısına karşı gelerek sürdürmekteyiz. Bu da kamuoyunun malumudur. Şu aşamada da zaten sanki bir ceza verilmişçesine bir intiba yaratılıyor. Yaşamıyormuş gibi bir algı yaratılıyor. Şunu paylaşmak istiyorum. Biz tüm savunmalarımızı eksiksiz bir şekilde yaptık. Sayın Mahkeme bu noktada artık yargılamasını tamamladı. Bir karar verecektir. Mahkemenin de vereceği kararın çok adil ve doğru bir sonuçla tamamlanacağına inancımız tamdır. Dolayısıyla şu aşamada detaylara girmek tabii ki de doğru değil. Fakat dosya içinde gerek bizlerin mahkemeye sunmuş olduğu tanıkların, gerek müşteki tarafın diğer tanıklarının yaklaşık bu da 20 kişiden fazla bir tanık sayısına tekabül ediyor. Hiç kimsenin bu olayı görmemiş olması, yaşananların sadece duyuma ve iddia edilen olayın sonrasında konuşulanlara dayalı olması sebebiyle önümüzdeki hafta müvekkilim lehine beraat kararıyla sonuçlanacağını umuyorum. Dolayısıyla şu aşamada söyleyeceklerimiz bu kadar. Sadece bu aşamada ve bu süreçte çıkacak ve yapılacak yorumlara karşı müvekkilimin de bir insan olduğu, bir ailesi olduğu, aynı Elif Tişcan gibi biz de yargılanırken mağdur olmamamızın gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Önümüzdeki haftaki karar celsesinden sonra zaten tüm detaylar, tüm gerçeklerin de ortaya çıkacağı inancındayım. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Sağ olun.